Sayın dekanlarımız, sayın müdürlerimiz, sayın il milli eğitim müdürlerimiz, sayın il milli eğitim müdürleri yardımcıları, değerli TÜBİTAK yetkilileri, değerli öğretmenler, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler. TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Sergisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu topraklar için canını vermiş tüm şehitlerimiz anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Yarattığı katma değerler ve eğitim, öğretim, araştırma, topluma hizmet faaliyetleri aracılığıyla küresel anlamda liderlik görevini yerine getirebilen, etik değerlere saygılı, yaratıcı, özgür ve eleştirel düşünceye sahip bireyler yetiştiren Marmara Üniversitesi, 1883 yılında Hamidiye Ticaret Mektebi Ali'si adıyla Cağaloğlu'nda kuruldu. Ve bugün 80 bini aşkın öğrenciye ev sahipliği yapan Marmara Üniversitesi, şimdiki kimliğine ise 1982 yılında kapıldı. Marmara Üniversitesi sahip olduğu geniş ve nitelikli akademik imkana, İstanbul'un sunduğu sayısız fırsatı da ekleyerek öğrencilerine göz kamaştırıcı bir kariyer vaat etti. İstanbul'la bütünleşmiş bir şehir üniversitesi olan ve şehrin seçkin semtlerinde yer alan 9 yerleşkesiyle Marmara Üniversitesi, program çeşitliliği açısından da Türkiye'nin en zengin yükseköğretim kurumlarından biridir. Engelli öğrencilerine eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Engelsiz Marmara sloganıyla çalışmalarını yürüten, 150'ye yakın kulübü ve bunların faaliyetleriyle öğrencilerinin eğitim programlarının geliştirilmesinden uygulamasına kadar her aşamasındaki karar süreçlerinde aktif rol oynadığı Marmara Üniversitesi'nde 193 doktora, 266 yüksek lisans, 159 lisans ve 63 ön lisans olmak üzere toplam 681 programda eğitim-öğretim yapılmaktadır. Marmara, Pendik ve Başıbüyük yerleşkelerinde yer alan sağlık ve eğitim kompleksi, alanında liderliği oynayan fakülte ve birimlerden oluşmaktadır. Alanlarında aldıkları temel eğitimin yanı sıra, klinik öncesi ve klinik eğitim döneminde kazanmış oldukları etkin deneyim, ilaç teknolojisindeki temel işlevleri de kapsayacak şekilde laboratuvar ve staj uygulamalarıyla mezun olan öğrenciler, insani değerlere önem veren, bilen ve hisseden birer sağlık uzmanı olarak çalışma hayatına atılır. Yılda ortalama 200 bin hastaya hizmetin verildiği ve 6 bini aşkın ameliyatın yapıldığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye'nin adını sağlık turizminde de dünyaya başarıyla duyurmaktadır. Geleceğin bilim ve teknoloji uzmanlarının, mühendislerinin, teknik elemanlarının teorik ve uygulamalı eğitimler aracılığıyla yetiştirildiği Marmara Üniversitesi, temel bilimler alanındaki iddiasını dünyanın önde gelen araştırma kurumları arasında yer alma hedefiyle sürdürmektedir.
bilimsel ve kültürel etkinliklerle yarışmalarda aktif olarak yer alan öğrenciler, bilimsel bilgi ve sistematiği çerçevesinde teknik bilgi, tecrübe, zeka ve becerilerini ortaya koyarak fakültelerimizden mezun oldu. Temel bilimler alanında da eğitimde mükemmellik modelini benimseyen Marmara Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme programı, eğitim dilinin %100 İngilizce olduğu bölümleri, çeşitli ulusal ve uluslararası projelere entegrasyonuyla alanında aranılan insan gücünü yetiştirdi. Aktif şekilde işlemekte olan öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, gelişmiş laboratuvarları, çift anadal ve yan dal yapma imkanları, zorunlu staj uygulamalarıyla çalışma hayatına hazır mezunlar veren, evrensel bilginin biriktiği ve dağıtıldığı bir kaynak olan Marmara Üniversitesi, iktisadi ve idari bilimler alanında dünya çapında bilinen ve tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Bu alanda Marmara Üniversitesi, iktisadi idari konulara açıklık getirerek çözüm üretebilen iktisatçıların, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilen siyaset bilimi ve kamu yönetimi uzmanlarının, çağdaş yönetim tekniklerini uygulayan işletmecilerin ve finans sektörünün bir numaralı aktörü olan bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin elemanlarını yetiştirir. Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmen adayları, ulusal ve uluslararası müsabakalarda gururumuz olan sporcuları, adını dünyaya duyuran başarılı sanatçıları yetiştiren ve bu alanda da fakülteleriyle bir ekol haline gelen Marmara Üniversitesi, her anlamda rol model olarak benimsenebilecek nitelikte mezunlar vermektedir. Ulusal ve uluslararası bir dizi etkinliğe katılan ve ev sahipliği yapan Marmara Üniversitesi, bu alandaki öğrencilerine spor, sanat ve eğitim dallarında özgün, yaratıcı, etik kurallara bağlı olmaları üzerine bir eğitim programı uygular. Evrensel değerlere saygılı yetişen bu gençler, üniversite hayatları boyunca da aldıkları ödüllerle başarılarını yaşamlarının tamamına yaymayı hedeflemektedirler. Ulusal ve uluslararası hukuka hakim hukukçuların, iletişim ve medya aktörlerinin sadece İslam dini üzerine değil, tüm dinler üzerine kapsamlı ve uluslararası araştırmalar yapan ilahiyatçılar gibi mesleki ve teknik nitelikler taşıyan branşlara bireyler yetiştiren Marmara Üniversitesi, sosyal ve beşeri bilimlerde deneyimli kadrosuyla sadece Türkiye'de değil, Avrasya coğrafyasında da başlıca referans kaynağı haline gelmiştir. Marmara Üniversitesi'nde sadece ön lisans veya lisans programlarında değil, lisansüstü programlarda da nitelikli eğitim verilmektedir. Bu sayede branşlarında uzmanlaşan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora programlarıyla da hem bilgilerini pekiştirmekte hem de akademik hayatın içerisinde yer alma şansını elde etmektedir. Sektöre uzman ve yönetici adayı olarak yetiştirilen lisansüstü öğrencileri, küreselleşen ve rekabet gücünün ön plana çıktığı günümüz şartlarında tam donanımlı ve uyumlu şekilde bir adım önde bulunmaktadır. Türkiye'nin çok dilli eğitim veren yüksek öğretim kurumları arasında 5 farklı dilde eğitim seçeneği ile tek olan Marmara Üniversitesi, Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına büyük önem vermektedir. Ülkemizin evrensel değerlere bağlı ve hasta odaklı hekim adayı. Eğitim kalitesini her geçen gün daha yukarılara taşıyacak olan öğretmen adayı. Adalet ve hukuk kurallarını en üst sırada tutan hukuk temsilcileri. Her müsabakada Türkiye adını gururla duyuracak olan sporcular. Güzel sanatlar alanında herkesin beğeniyle bahsedeceği sanatçılar. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, taklit eden değil, yaratıcı olan mühendis adayları. Siyaset ve kamu yönetiminde kanaat lideri olacak siyaset uzmanları. Gelecek önünüzde, sizin ellerinizde. Marmara Üniversitesi. Köklü geçmiş, güçlü gelecek. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Koordinatörü Doçent Doktor Oğuzhan Gül'ü sahneye davet ediyorum. Sayın dekanlarımız,
Sayın İl Milli Eğitim Müdürlerimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, değerli öğretmenler, kıymetli katılımcılar ve sevgili öğrenciler. Hepinizin bildiği üzere bugün bilim ve teknolojinin etkin olduğu, bütün ülkeleri etkileyen ve küreselleştiren bir dünyada yaşıyoruz. Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, ülkemiz teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Bu gelişmelerin oluşmasında bilimsel araştırma faaliyetlerinin önemli rol oynamaktadır. Araştırma projeleri toplumsal ya da evrensel düzeyde bilime, ekonomiye, sanata katkı verebilecek araştırmacılar, öğrenciler için önemli bir deneyim kaynağı olan teorik ve uygulamalı yapılan araştırmaların bütünüdür. Bu projeler öğrencilerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin, bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed diyor ki, beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Benzer bir şekilde Hazreti Ali, çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacağı çağa göre yetiştiriniz der. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Sözünün gereği olarak eğitim ve bilime açık genç nesiller yetiştirmek için gayret ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda biraz sonra açılışını yapacağımız bölge sergisinde biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, Türkçe, fizik, kimya, yazılım, matematik, tarih ve teknolojik tasarım olmak üzere 10 tematik alandan projeler bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde toplam 12.085 proje başvurusu yapılmıştır. Bölgemizde ise toplam 590 proje başvurusu içerisinden alanlarında yetkin üniversite hocaları tarafından değerlendirilen ve sergilenmeye uygun görülen 100 proje sergiye katılmaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimiz ve danışman öğretmenlerimizi özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Kendilerine bundan sonraki eğitim ve öğretim faaliyetlerinde sağlık ve üstün başarılar diliyorum. Bu serginin hazırlanmasında ve organizasyonuna katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Konuşmalarından dolayı hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de açılış konuşmasını yapmak üzere Eczacılık Fakültesi değerli dekanı Profesör Doktor Güneş Küçükgüzel'i sahneye davet ediyorum. Sayın dekanım, sayın il milli eğitim müdürlerimiz, sayın ilçe milli eğitim müdürlerimiz, sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, değerli veliler ve eli öpülesi hocalarım, öğretmenlerim. Gerçekten bugün çok heyecanımı ifade etmek istiyorum. Öncelikle annelerinizin, babalarınızın ellerini öpmek istiyorum. Sizi yetişen öğretmenlerinizin ellerini öpmek istiyorum. Gerçekten hepinizi de böyle onurlu, güzel bir yarışta olduğunuz için de tebrik etmek istiyorum. Şimdi ülkemiz gerçekten doğal, mineral, hayvansal, bitkisel, tarımsal ve mevsimsel pek çok zenginliklere sahiptir. Ve bu sahip olduğumuz bu güzelliği bilgiyle oluşturulan bilimin bir kere ülkemize katma değerlerin çıkması gerekiyor. Ülkemizde bunu da başaracak olan siz değerli gençlerdir. Bugün burada yer almanız bile beni çok heyecanlandırdı. Keşke benim dönemimde de böyle bir yarışmalar olsaydı, biz de bu yolda hareket etseydik. Ama bugün başladığınız bu yol sizleri gerçekten çok daha ileri götüreceğini amaçlıyorum. Ve sizleri gerçekten tebrik ediyorum ama buralarda bu kısımda kalmamanızı tavsiye ediyorum. Kendinize, çünkü projeleri de gördüm, çok duygulandım. Gençliğimizin aslında bir elinden tutulduğu zaman çok güzel şeyler yaptığını dışarıda gördüm. Ama buralarda kalmasın lütfen. Buralar TÜBİTAK projeleriyle daha hareketlendirin kendinizi. Hatta patentleyin yaptığınız çalışmaları. Ve bunları yayınlara dönüştürmenizi tavsiye ederim.
Çünkü siz bu yolu güzel bir şekilde ilerletmişsiniz. Ve daha da ileri çizgi veriyorum size. Ön konuş, kuluçka merkezlerinde, startuplarda girişimci olmanızı da özellikle sizlerden bekliyorum. Tekrar sizleri tebrik ediyorum. Öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. Ülkemize de hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi konuşmasını yapmak üzere İlahiyat Fakültesi değerli dekanı Profesör Doktor Ali Köse'yi sahneye davet ediyorum. Sayın dekanım, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, sevgili öğrenciler ve onların değerli öğretmenleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak TÜBİTAK ile Marmara Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenledikleri böyle bir programa ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı İlahiyat Fakültesi olarak mutluluğumuzu, memnuniyetimizi dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum. Birkaç hafta önce lise versiyonunu gerçekleştirdik. Orası, o zaman da burası doldu taştı. Yoldan geçenlerin ilgisinden, camiye gelenlerin, üst kattaki camiye gelenlerin ilgisinden, üniversite öğrencilerimizin, bizim fakültemiz öğrencilerin ilgisinden tutun, çok ses getiren bir program yaptık ve çok mutlu olduk. O da 5 günlük bir sergiydi, 1 gün fazlaydı sanıyorum. Sonunda ödül töreni yaptık. Ödül töreni sırasında sanki Oscar kazanmış gibi çığlıklar atıldı bu salonlarda. İşte arka sırada kazananlar bir çığlık falan. O çığlıklar benim kulaklarımda hala çınlıyor. Çok mutlu olduk. Ben kendim şahsen bilgi teorileriyle, dünyanın gidişatıyla, hem siyasi gidişatıyla, hem bilimsel gidişatıyla, özellikle İslam dünyasının nerelerde bulunduğuyla bu konularda alakalı hem tarihsel bazda hem günümüz temelinde ilgilenen bir kişiyim. Yakınlarda bir kitap okudum. Yeni bir huy edindim. Kendim kitap okuyorum. Okurken de altını çiziyorum. Sonra işte öğrencilerin falan merak edeceğini, ilgi duyacağını tahmin ettiğim bölümlerini bazen yatarken okuyorum, bazen çay içerken işte fotoğrafını çekip Facebook'ta, Twitter'da paylaşıyorum. Böyle bir kitlem oluştu. Bu kitabı da daha önce okumuştum, ikinci kez paylaşmak üzere okudum. Ve okuduktan sonra da yine bir huyum var. O kitabı tahlil eden bir sayfa yazıp paylaşıyorum. Bu kitabın ismini söylemeyeceğim. Okuduktan sonra tahmin edeceksiniz. Onu okuyup tamamladıktan sonra yazdığım satırları sizlerle paylaşmak istedim. Falan yazımın başlığı da vakit çok geç olacak. Falan başlıklı kitabı okumayı tamamladım. 286. sayfası sanki özeti gibi. Diyor ki, 19. yüzyılın ortasında çok az ülke hızlı sanayileşme sürecini başarıyla tamamladı. Pek çok toplum ise daha ne olduğunu anlayamadan ilerleme trenini kaçırdı. Dayananda'nın Hindistan'ı ve Mehdi'nin Sudan'ı buhar makineleri yerine Tanrı'yla meşgul olmaya devam ederken sanayileşmiş İngiltere tarafından işgal edilip sömürgeleştirildiler. 21. yüzyılın başında ilerleme treni bir kez daha perondan ayrılmak üzere. Bu belki de son sefer olacak ve treni kaçıranların ikinci bir şansı olmayacak. Trende bir yeriniz olsun istiyorsanız bu yüzyılın teknolojisini, özellikle de biyoteknolojiyi ve bilgisayar algoritmalarının gücünü kavrayabilmeniz gerekiyor.
buhar makinelerinden ve telgraftan çok daha etkili olacakları gibi kullanım alanları da yiyecek, tekstil, araç ve silah üretimiyle sınırlı kalmayacak. Beden, beyin ve zihin 21. yüzyılın temel ürünleri olarak konumlanırken bunları üretmeyi bilenlerle bilmeyenler arasındaki fark Dickens'ın İngiltere'si ile Mehdi'nin Sudan arasındakinden çok daha derin olacak. 21. yüzyılda ilerleme trenine yetişenler yaratmanın ve yok etmenin ilahi kudretini elde ederken dikkat edin burası çok önemli. Bakın yaratmanın ve yok etmenin ilahi kudretini elde ederken geride kalanlar yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalacaklar. Kitaptan alıntı bitti. Ben de şöyle tamamladım. Demek istiyor ki Ashab-ı Kehf gibisiniz. Ashab-ı Kehf deyince biliyorsunuz ne olduğunu. Ashab-ı Kehf gibisiniz. Uyuyorsunuz. Yarın bambaşka bir dünyaya uyanacaksınız. Ama vakit çok geç olacak. Bütün kalbimle inanıyorum ve altına imza atıyorum. Şimdi bununla kendimizi bir karşılaştıralım. Doğu toplumu olarak, İslam toplumu olarak ve Peygamber Efendimiz'in şu hadis-i şerifini hatırlayalım. Hep böyle işte cehenneme göndermekle ilgili hadisleri, ayetleri okurlar. Ama şu hadis-i şerifi pek anlatan bulamazsınız. Buyuruyor ki ya ilim öğreten olun. Ya ilim öğrenen olun. Ya onların yanına oturup onları dinleyen olun. Ya da onları seven olun. Beşincisi olmayın, helak olursunuz. Şu az önce okuduğum kitaptaki bir sayfa ile bunun arasında fark var mı? Tekrar ediyorum. Ya ilim öğreten olun. Fail, özne. Ya ilim öğrenen olun. Mef'ul, yani nesne. Ya onların yanında oturup onları dinleyen olun. Ya da onları seven olun. Beşincisi olmayın, helak olursunuz. Şimdi bilme, bilgiye hükmetmeyenin istikbali yok. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bunu 21. yüzyılda çok daha net anladık. Beyine, bilgiye, bilime hükmeden dünyaya hükmedir. Burada yoksanız hiçbir alanda yoksunuz. Ne yaparsanız yapın. Ne kadar bağırırsanız bağırın. Fiziksel, bedensel kabiliyetleriniz ne kadar fazla olursa olsun netice alma ihtimaliniz yok. Ama biz tabii bilgiyi aynı zamanda ruhaniyetle, maneviyatla buluşturmak isteyen bir toplumuz. Öyle bakıyoruz. Bilim tamamen seküler bir şey değil. Zaten bilgiyi de zamanında üreten hep dindi. Din içinden çıkmıştı bilgiden. Bu doğuda da böyleydi, batıda da böyleydi. Mendel bir keşişti, bir rahipti. Yahut Bruno isimli bir 1600 yılında Roma meydanında yakılmış bir rahip var. Yasak kitapları okudu diye, Kopernikvari sözler söyledi diye bir rahipti. Dolayısıyla hani din bilimden farklı bir şey değil. Bilime karşı bir şeydi. Bilimi de üreten dindi. Ama sonra çatışmalar oldu. O çatışmaların neticesinde sanki din bilgiyle alakası olmayan bir şey, bilgi de dinle alakası olmayan bir şey olarak algılandı kavgalar neticesinde. Orada da mücadele, güç mücadelesiydi ama böyle bir algı ortaya çıktı. Bunu mesela ekarte eden, böyle bir çatışmanın olmayacağını ortaya koyan ifadelerden birisi Yunus Emre'ye aittir. Ne demişti? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Bizim temel prensibimizin bu olması gerekir. Bir de uzak doğudan bir alıntı yaparak bitireceğim. Buradan biraz hareketler olmaya başladı. Konfüçyüs'e ait bir bilgi teorisi diyelim. Diyor ki
Benim bir yumurtam var. Senin de bir yumurtan var. Bendeki yumurtayı ben sana verdim. Sendeki yumurtayı sen bana verdin. Ne olur? İkimizin de birer yumurtası olur. Ama bende bir bilgi var. Sende de bir bilgi var. Ben bendeki bilgiyi sana verdim. Ne olur? Sende iki bilgi olur. Sen sendeki bilgiyi bana verdin. Bende iki bilgi olur. İlahiyata gittik. TÜBİTAK töreni orada oldu. Aklımızda ne kaldı diye sorduğumuzda üç tane şey söyledi. Çok söyledim de hani üç tanesi akılda kalacak şeyler. Umuyorum geçen defaki gibi, liseyle yaptığımız program gibi, ortaokullarla da yaptığımız bu program başarılı bir şekilde neticelenir. Ve Perşembe günü saat 10'da bu salonda yine çığlıklar atarız. Tekrar üniversitemize, koordinatörümüze, Oğuzhan Bey bizim üniversitedendir, rektörlüğümüze, buradaki organizasyonun emeğe geçen tüm arkadaşlara, TÜBİTAK temsilcilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin hepsini öpüyorum, öğretmenlerimi kutluyorum. Kolay gelsin. Hocamızla konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız. Kurdele kesimini yapmak, proje sergimizin açılışını gerçekleştirmek üzere sayın dekanlarımızı, sayın müdürlerimizi, sayın il milli eğitim müdürleri ve yardımcılarını, değerli öğretmenleri ve özellikle siz öğrencileri sahneye davet ediyorum. Ön tarafı boşaltalım mı? Pardon.